Merhaba arkadaşlar, EğitimTube kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu şekilde eğitim ve öğrenim videoları için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir önceki dersimizde kutuları paletimizin üzerine koyuyorduk ama paletimizde konverimizde bir sorun çıkmıştı ve durdurmamıştık. İsterseniz nerede kalmıştık onu bir daha tekrar edelim. Resetliyorum sistemi, başlatıyorum. Öncelikle bizim dijital display'i sıfırlamamız lazımdı. Onu tekrar sıfırlayalım. Tekrar başlattım. Dijital display 1 oldu. Ve paletin durmasını sağlayacaktık. Hemen onu yapalım isterseniz. Main'e geliyorum. Ve buradan bizim CV2 ve diğer bantlarımızın çalıştığı yerine geldikten sonra buraya yine bir CMP komutu ekliyorum. CV2'nin CMP display'in 4 olduğu zaman hareket etsin demek için buraya display'i 4 ekliyorum. Yani dördüncü kutu geldiğinde bu şartlar sağlandığında CV2 hareket etsin diyeceğim. Burayı yükleyelim tekrardan. Evet, tekrar çalıştıralım. Öncelikle biz yine C2 sayıcımızı resetleyelim. Tabi main'den girmemiz lazım. Dijital display'imiz sıfırlandı. Başlatıyorum. Display 1 oldu. Birinci kutuyu koyduk. Paletimiz hareket etmedi. Çünkü display'in 4 olması lazım. İkinci kutuyu koyuyoruz. Onu da sorunsuz bir şekilde koyduk. Üçüncü kutuyu geldi. Burada sağa doğru dönüp, evet. Sorunsuz bir şekilde koydu. Ve burada tekrar bizim dördüncü kutuya gitmemiz lazımdı. Burada bir hatamız var. Ona bakalım. Neymiş hatamız? Öncelikle X pozisyonu, Y pozisyonu ve Z pozisyonu. X 9.2, Y pozisyonu 7, Z pozisyonu 5.5. Yani Z pozisyonu 0 olmadı. Z pozisyonu yazdığımız yere geliyorum. Burada 5.5 yaptık. Tekrar sıfırlanmasını sağlayacaktık. Sıfırlanmamıştı. Evet, burada Z pozisyonu sıfırlanıyor. Sıfırlıyoruz. Neden sıfırlanmadı? Çünkü X pozisyonu 8.5 olduğu zaman sıfırlan demişiz. Bizim 3. kutuyu koyduğumuz zaman X pozisyonu 9.2. O halde oraya X pozisyonunun 9.2 olduğunda da sıfırlanmasını ve aynı zamanda X pozisyonunun 7.5 olduğunda da sıfırlanmasını yazmamız lazım. Hemen buraya yazıyorum. X pozisyonu 9.2 ise ve aynı zamanda yine X pozisyonu 7.5 ise
Z pozisyonunu sıfırlasın dedim. Sonra devam edelim. Şuraya buralara da bakalım. Y pozisyonu 0, X pozisyonu 8.5 ise Y pozisyonunu 0 yap demişiz. Burada da aynı şekilde X pozisyonu 9.2 ve X pozisyonu 7.5 olarak yapmamız lazım ki Y pozisyonunu yine sıfırlasın. Evet, bunları da ekledik. Buraya bakalım. Y pozisyonu 0'sa X pozisyonunu 2 yapsın. Tamam, burada herhangi bir sorunumuz yok bizim. Devam edelim o zaman. Kapatıyorum. Öncelikle CTU'yu yine buradan resetleyelim. Tabii yüklemedik, onu da yükleyelim. Resetledim. Birinciyi koyduk. İkinciyi koyduk. Evet. Ağız dönmedi. Hemen ona bakalım. Biz X pozisyonu, Y pozisyonu sıfırlandıktan sonra X pozisyonu 2 home pozisyonuna giderken burada resetleyelim isterseniz. Aynı zamanda reset butonuna bastığımız zaman da resetleyelim. Buradan paletleyici ağız sağa sola dön. Kutuları koyduktan sonra home pozisyonuna giderken resetlesin. Aynı zamanda main'de reset butonuna da ekleyelim. Yükleyelim. Ve yine sayıcımızı resetleyelim. Resetlediğimiz gibi gördüğünüz gibi ağız home pozisyonuna döndü. Birinciyi aldık, koyduk. İkinciyi aldık, koyduk. Üçüncüyü aldık. Ağız döndü ve koydu. Dördüncü geldi. Yine ağız döndü ve koydu. Evet, burada bir şey oldu, bir aksaklık oldu gördüğünüz gibi. Bunu da düzeltmek için hemen yine konver çalışmalarımıza gidelim. Buradan band CV'nin çalışmasına geliyorum ve demem gereken display 0'dan 3'e kadarsa band çalışsın diyeceğim. Yani band display 4 olduğu zaman band çalışmasın ve display tekrar sıfırlandığında band CV çalışmaya devam etsin diyeceğim. Hemen buraya yine CMP ile sıfırdan başlayarak display'i 3'e kadar ekliyorum.
Evet, yükleyelim. Yine CTU sayıcımızı reset diyelim. Çalıştırıyorum. Birinci kutuyu aldık. Paletin üzerine koyduk. İkinci kutuyu aldık. Paletin üzerine koyduk. Üçüncü kutuyu aldık. Ters çevirdik. Paletin üzerine koyduk. Dördüncü kutuyu aldık. Onu da çevirdik. Yine paletin üzerine koyduk. Ve paletimiz devam etti. Asansörde yerine dizecek. Aynı şekilde sıfırdan başlayarak display 1 oldu ve bu işlem döngü halinde tekrar etmeye devam etti. Sistem sorunsuz şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum.